Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Bir bayramı geride bıraktık ama hala bayram tatilini yapanlar var. Fethullah Gülen konuşmak istiyorum. Fethullahçılık konuşmak istiyorum. Geçen Amerika'da kaçak yaşayan gazeteci, Fethullahçı gazeteci Adem Yavuz bizim izlenme sayılarımızı çıkartıp demiş ki cemaat çok izleniyor. Onun için yapıyorlar. Vallahi her zaman çok izlenmiyor ama Ebu Seleme Gülen yayını gerçekten çok izlendi. Çünkü çok önemli bir olaydı o. Bazen izleniyor, bazen izlenmiyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'de Fethullahçılığa bulaşmış, hala bir şekilde ilişkisi olan ama kafaları karışık çok insan var. Bu insanlar serin kanlı bir takım değerlendirmeler arıyorlar. Öncelikle başvurdukları yerler yine kendi işlerinden çıkmış olup belli eleştirellikte yaklaşan bazı gazeteciler var, bazı akademisyenler var. Onlara ilgi duyuyorlar. Onların yazıp çizdiklerini, söylediklerini takip ediyorlar. Bir de benim gibi FETÖ falan demeden sakin bir şekilde bu olayı konuşmaya çalışan insanları, öteki tür sürekli FETÖ'yü teşhir ettiği iddiasındaki bayağı bunu bir endüstriye dönüştürmüş olan insanların çok bir karşılığı olduğunu açıkçası sanmıyorum. Ve bu konu konuşulması gereken bir konu. İnsanlar aslında çok da fazla konuşmak istemiyorlar bunu. Yüzleşmek istemiyorlar ama önümüzde bir realite var. Türkiye'de büyük ölçüde etkisi kırıldı. Tam anlamıyla değilse de büyük ölçüde kırıldı. Ama dünyanın dört bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, diğer Latin Amerika ülkeleri, Avrupa başta Almanya olmak üzere, Asya'da, Afrika'da her yerde var olan bir yapı söz konusu. Bu yapının hem içinde insanları var, kadroları var değişik kademelerde, hem de özellikle okulları ve vakıfları üzerinden ya da şirketleri üzerinden ulaştıkları çok geniş kitleler var. Bu kitlelerin önemli bir kısmı Türk değil, Türkiye vatandaşı değil. Hatta yani Afrikalılar, Asyalılar, Orta Asyalılar, Latin Amerikalılar bunlara yönelik de faaliyet yürüten bir acayip bir yapı söz konusu, bir şebeke söz konusu. Ve önümüzde bir soru var. Fethullah Gülen ölürse ne olacak? Aslında bu soru çok eski bir soru. Şunu söyleyeyim, ben yaklaşık 40 yıldır, neredeyse 40 yıl olacak, seneye 40 yıl olacak, Fethullah Gülen üzerinde çalışıyorum gazeteci olarak. Mecburen, çünkü ben bu işleri ilk çalışmaya başladığımda bir efsaneydi Fethullah Gülen. Bir takım videoları vardı. Kendisi ortaya çıkmıyordu. Fethullahçılar kendilerini göstermiyorlardı ama biliyorduk ki çok örgütlüler. Okulları var. Azdı sayıları ama var. Dershaneleri var öncelikle. Devlet içerisinde kadroları var. Ve bunu çalışmaya başladığında o tarihlerde Türkiye'de çok güçlü bir 12 Eylül'ün hemen ardından gelen bir güçlü bir laik şey vardı, müesses nizam vardı ve Fethullah Gülen sözde bu nizamın en büyük düşmanıydı. Halbuki biliyoruz ki Fethullah Gülen 12 Eylül darbecileriyle işbirliği yapmış, bu sayede içeri bile girmemiş, ülkeyi terk etmemiş, içeri de girmemiş birisiydi. Neyse, ben bunu çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra özellikle medyada, o tarihte medya demezdik, gazete, basın camiasında benden yaşça büyük olan ve benim yaptığım işi küçümseyerek bakan insanlar da bir şekilde bana Fethullah Gülen'i sorarlardı. O ana kadar Fethullah Gülen'i görmemiştim. Görmem daha sonradır, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı kurmalarıyla beraber ilk ortaya çıkmıştı. Her neyse. O tarihten bu yana bana en çok sorulan soru
bunlar ne yapmak istiyor vesaireden sonra hemen akıllara şu soru gelirdi. Fethullah Gülen ölürse ne olacak? Neden bu söylenirdi? O tarihler 40 yıl önce Fethullah Gülen çok da yaşlı değildi. Ama bir hoca lafı olunca insanlar hep bir ayağı çukurda gibi görüyorlar nedense. Ve hep bunu sordular. Mesela o tarihlerde İsmail Ağa cemaatinin başında da Mahmut Hoca vardı. O yaşlıydı, hastaydı. Ama çok yakın zamana kadar yaşadı. Yani sonuçta onun hakkında sorulması belki biraz daha anlamlıydı hastalığı nedeniyle ama Fethullah Gülen'de öyle bir durum yoktu. İnsanlar bu sorunla yüzleşemedikleri için, nasıl çözeceklerini bilemedikleri için Fethullah Gülen'in ölmesini bekliyor ve ölmesini temenni ediyorlar. Şunu çok net söyleyebilirim. O soruyu bana soranların bir kısmı artık yaşamıyor. Ama Fethullah Gülen yaşıyor. Fakat en son görüntülerine baktığımız zaman Fethullah Gülen bayağı zorlanıyor. Onu görüyoruz. Ne zaman ölür vesaire bunları bilmenin imkanı yok. Ellerinden gelen her türlü sağlık imkanını kullanıyorlar biliyoruz. Ama görüntüler kendisinin bir şekilde bu yapıyı, bu şebekeyi eskisi gibi yönetemeyeceğini en azından gösteriyor. Ve ömrü ne kadar olur bilemiyoruz. Tabii ki bu bizim bileceğimiz bir iş değil ama pekala yakın bir dönemde bir ölüm haberi de gelebilir. Nitekim geçenlerde spekülasyonlar da yapıldı, öldü. Hatta cenazesi Türkiye'ye getiriliyor vesaire gibi şeyler de söylendi. Sonra yalanlandı. Peki ne olur? Fethullah Gülen'den sonra bu yapı ne olur? Bunu biraz araştırdım. Bu konuya hakim bir takım insanlarla konuştum. Zaten takip ettiğim bir olay. Ortada değişik senaryolar var. Öncelikle ilk akla gelen senaryo ki Fethullah Gülen bunu yapıyor anlaşıldığı kadarıyla. Bir heyet oluşturulmuş durumda. Bunun sayısının 10'un üstünde olduğu söyleniyor. Değişik rakamlar var. 12, 17 diyenler var. Bunlar genellikle Fethullah Gülen'in ilk öğrencileri, en çok güvendiği isimler, kimileri akademisyen, kimileri iş dünyasından ama Fethullah Gülen'in en çok güvendiği bir takım isimlerin bir heyet halinde ki en son Pensilvanya'dan başka bir yere taşındı biliyorsunuz. Orada o heyetten bazılarıyla görüştüğü yolunda bilgiler yayınlandı. Kendileri de bir video servis ettiler. Fethullah Gülen konuşuyor. Orada bir takım insanlarla ona bir dergi sunuyorlar vesaire. Bir heyet olacağı ve bu heyetin işleri kolektif bir şekilde yürüteceği şeklinde. Bu niyet bu olabilir ama bu sürdürülebilir bir olay olacağını sanmıyorum. Bir heyet kurulur ama heyet dağılır. Bir şekilde bu yapı kapanın elinde kalır. Çünkü öyle bir yapı söz konusu ki bir kişi üzerine inşa edilmiş bir yapı söz konusu. O kişi kendi elleriyle tek tek bunu inşa etmiş. Ne kadar kendisine yakın olsalar da hiç kimseyi gerçek anlamda ki bu tür insanlar, bu tür kült yapılarındaki insanlar genellikle ikinci insan göstermezler. Halife göstermezler ya da sürekli ikinci insanları değiştirirler. Böyle bir yapıda bu kolektif yönetimin sürmesi bana çok fazla gerçekçi gelmiyor. Orada işte o zaman bir iddia var. Şu anda bu şebekenin en etkili ismi olduğu söylenen, iki numara olduğu söylenen Mustafa Özcan. Bunun bir şekilde öne çıkacağı, heyet olsa bile heyetin arka planda esas liderin o olacağı yolunda çok güçlü iddialar var. Zaten bizim devlet kaynakları da baktığımız zaman devlet kaynakları derken niye istinaden söylüyorum? Bugün iktidar yanlısı medya biliyorsunuz istihbarat servislerinin raporlarını sürekli yayınlıyorlar. Orada da Mustafa Özcan
Fethullah Gülen'den sonraki isim olarak gösteriliyor. Ama onun da Fethullah Gülen'in yerini doldurabileceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü daha çok para pul işlerine bakan, zamanında bu yapının en güçlü şirketlerini yönetmiş olan bir isim kendisi. Dini açıdan tabii ki hepsinin belli bir dini hakimiyeti var vesaire ama çok da güçlü olduğunu duymadım. Dolayısıyla ortaya ikinci bir isim atılıyor. Avrupa'da bir tür Avrupa sorumlusu olan Abdullah Aymaz'dan bahsediliyor. Abdullah Aymaz zamanında Zaman Gazetesi'nde yazardı da. O da bu hareketin içerisinde dini açıdan en öne çıkan isimlerden birisi. Onun da daha bir tür Fethullah Gülen'in bıraktığı yerden bunu sürdürmek isteyebileceği söyleniyor. Fakat tek başına bunu tesis edebilmesi, yani iktidarı Fethullah Gülen'in yerine alabilmesi yine çok zor. Ama ne olabilir? Orada bir bölünme pekala olabilir. Çünkü bir taraf Avrupa, bir taraf daha çok Amerika kıtası daha çok ilgili. Başka ülkelerdeki, başka kıtalardaki yapılar bunlardan herhangi birisine yaklaşabilir. Pekala tabii ki Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz birlikte hareket edebilirler. Başkalarıyla da birlikte. En azından ilk dönemde böyle olacağı benziyor. Şu an itibariyle öyleler. Fakat Said Nursi zamanında hayatını kaybettiğinde de böyle bir heyetler oluşmuş. Ama sonra herkes kendi başına ayrı bir yapı ortaya çıkarmış. Farklı farklı yaklaşımlar ortaya çıkarmış. Yazıcılar, okuyucular, ondan sonra yeni Asyacılar, yeni nesilciler, Fethullahçılar gibi. Ve şu anda Türkiye'de çok sayıda irili ufaklı Nurcu grup var. Ve kimse de bir başkasına tabi olmak zorunda hissetmiyor kendini. Ve ortada Nurculuğun işi aslında kolay. Ortada Said Nursi'nin kitapları var. Risale-i Nur. Fethullah Gülen'in de tabii kitapları var, videoları var ama bunların hiçbirisi risaleler gibi, Nur risalelerinin yanına yaklaşabilecek kitaplar değil. Çünkü şöyle söyleyeyim. Nurculuk kitap üzerine inşa edilmişti. Yani risaleler üzerine inşa edilmişti. Risaleleri okuyup çoğaltıp yaymak üzerine inşa edilmişti. Yani o hareketin geleneği buydu. Yazmak üzerine, okumak üzerine ve onları tartışmak üzerine. Ama Fethullahçılık Nurculuk'tan doğmuş olmakla birlikte bambaşka bir şey yaptı. Fethullahçılık tam anlamıyla dini söylemi kullanmakla birlikte esas olarak örgütlenme üzerine gitti. Kadro yetiştirme. Küçük yaşta çocukları alıp dershanelerde, okullarda okutup onları bir takım üniversitelere yerleştirip eğer kendi güçleri yetmiyorsa soruları çalarak vesaire ve onları daha sonra devlete yerleştirme üzerine kurulu bir yapı. Fethullah Gülen bunu miras bırakıyor. Bu yapıyı miras bırakıyor ki o yapı çok ciddi bir şekilde de sekteye uğradı. Ama neresi sekteye uğramadı ya da az zarar gördü. Dünya çapındaki küresel anlamdaki okullar ve okulların etrafında şekillenen bir takım dernekler, vakıflar ve şirketler. Onlar kaldı. Bazı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fethullahçıların okullarını oradaki yönetimlerle anlaşarak aldılar. Marif Vakfı üzerinden kendi üzerlerine geçirdiler ama birçok yerde hala Fethullahçılar çok ciddi bir şekilde örgütlüler. Bir diğer husus da bunu özellikle altını çizmek lazım. Fethullahçıların açtığı okullardan Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da yetişmiş olan, oralardan mezun olmuş olan öğrenciler yaşları ilerledi ve onların hepsi olmasa bile bir kısmı kendi bulundukları ülkelerde önemli yerlere geldiler. İş insanı oldular. Bürokrat oldular, siyasetçi oldular, devlet yöneticisi oldular vesaire ve Fethullahçıların çok ciddi bir şekilde küresel anlamda ilişkileri de var, çok güçlü ilişkileri de var. Şimdi işte bu ilişkileri tek
tek merkezden yürütebilmek, Fethullah Gülen gibi bir insan olmadan yürütebilmek bana çok zor geliyor. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Bu yapı başta Batılı olmak üzere birçok devletin istihbarat servislerinin ilgisini çeken bir yapı. Çünkü dünyanın dört bir tarafında örgütlenmiş bir yapı var. En azından o ülkelerin istihbarat servisleri. Ama diyelim ki Orta Asya'da çok güçlü. Dolayısıyla Rus istihbaratının da çok yakından takip ettiği. Ama tabii ki Amerikan istihbaratının, Alman, Fransız hepsinin bir şekilde yakından takip ettiği bir yapı. Ve dolayısıyla bu yapıların her birisi bu istihbarat servisleri ve dolayısıyla devletler de olabildiğince Fethullahçılardan yararlanmak ya da yararlanıyorlarsa daha da arttırmak isteyecekler. Ve Fethullah Gülen'in devre dışı kalması durumunda bunu daha da arttıracaklar. Tabii burada çok daha önemli bir husus Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Devlet ne yapacak? Devlet işte böyle bir durumdan sonra Fethullah Gülen'in devreden çıkması durumunda bir arayışa girmeleri durumunda bunları bir şekilde müdahil olmaya çalışacak. Bazılarını belki yanına çekmeye çalışacak ya da içerideki bir takım sorunları şu ya da bu yolla artık nedir? Büyük ölçüde istihbaratçılar herhalde bunu yapacaktır. Buradaki çatışmaları, ayrışmaları derinleştirmeye çalışacaklar. Dolayısıyla çok zor bir dönem bekliyor Fethullahçıları. Ama bir takım notlar düşmek lazım. Şimdi İsmail Ağa cemaati birebir benzetilemez. Çünkü Fethullahçılık bir tarikatın ötesinde bir kült bir yapı. Ama İsmail Ağa cemaatinde en son vefattan sonra cübbeli aldı başını gitti. Başkalarının yanına çekti vesaire ve birden fazla İsmail Ağa var. Menzil, baba öldü, üç kardeş birbirlerine girdi. Sonra büyük kardeşe karşı diğer iki kardeş daha çok birlikte hareket eder oldular. Ki kardeşler arasında bir paylaşım savaşı başladı. Şimdi burada çok daha yani bu neden oluyor? Tabii ki bu yapıların çok güçlü kaynakları var. Maddi kaynakları var. Para var. Kurumlar var. Bunları kontrol etmek istiyorlar. İktidar istiyorlar. Burada çok daha büyük bir yapı söz konusu. Okullar. Yani Türkiye'den bir Nakşi cemaatinin pardon hayalini bile kuramayacağı sayıda okula sahipler. Ve burada işte çok daha büyük bir kapışma olacak. Fakat şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Alparslan Türkeş'in vefatından sonra, ölümünden sonra ki o biliyorsunuz başbuğdu. Ülkücü hareketin başbuğdu. Ne olacak dendi. Nasıl olacak? Onun yerini kimse dolduramaz denildi. Fakat bir şekilde hatta ilk başta oğlu Tuğrul Türkeş olur gibi oldu. Ama Devlet Bahçeli iktidarı aldı ve yürütemez diyenleri şaşırtacak şekilde yıllardır bu hareketin tek lideri olarak kimse ona pek başbuğ demiyor ama hareketin lideri oldu. Hareketten kopuşlar oldu vesaire ama MHP'yi ve ülke ocaklarını, ana gövdeyi hep korudu. Gerektiğinde bir kongre öncesinde kaybedeceğini hissettiği anda en büyük rakibi olan ya da düşmanı gibi gördüğü Erdoğan'la ittifak yaparak o partinin liderliğini korudu. Dolayısıyla burada da Fethullah Gülen'den sonra bir tür mucizevi bir şekilde yapının tek başına kalabilme ihtimalini yabana atmamak lazım. Bana çok zor geliyor ama yabana atmamak lazım. Bu arada şunu da özellikle vurgulamak lazım. Fethullah Gülen dahi artık bu yapıyı eskisi kadar kolay yönetemiyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından içeride çok ciddi şekilde sorgulamalar var. Soru işaretleri var. Ayrılanlar oldu. Ayrılmasalar bile
hala sorularını açık açık dile getirenler var. Ve son günlerde bunların çok daha arttığını görüyorum. Ben tam anlamıyla takip eden birisi değilim. Çok daha detaylı olduğunu biliyorum. Ama değişik yerlerde bir takım grupların, çevrelerin kendi bağımsızlıklarını ilan ettikleri yolunda haberler var. Fethullah Gülen'in bir şekilde ölerek ya da iyice hastalanarak devre dışı kalması durumunda bu tür kopuşların kaçılmaz olarak daha da artacağını söylemek lazım. Tekrar özetleyecek olursak, hem içeriden bir bölünme ihtimali çok güçlü, hem de dış müdahalelerle bu bölünmelerin daha da genişletilmesi, daha da sertleşmesi, sertleştirilmesi ihtimali var. Burada şu haliyle bakıldığı zaman hiçbir tane Gülen'in yerini tek başına doldurabilecek bir kişi gözükmüyor. Olabileceği de benzemiyor. En azından ülkeler çapında ya da kıtalar çapında bölünme ihtimalinin çok ciddi olduğunu görmek lazım. Türkiye'dekiler bundan nasıl etkilenecekler? Cezaevlerindekiler bundan nasıl etkilenecek? Bunların hepsi ayrı bir konu. Olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ama onların işi çok zor. Yurt dışındakilerin işi çok daha kolay tabii. Bunu bir şekilde yapıyorlar. Ama sonuçta bu yapı Türkiye'de etkisini daha uzun bir süre sürdürecek. Ama bu etki zamanla zaten azaldı. Fethullah Gülen'in devre dışı kalması halinde iyice sönmeye doğru gidecek diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.